haberden aktarıyorum. Evet. Alın çepe. Şimdi Hardan Üniversitesi'nde Semra Güzel Tıp Fakültesi'nde okuyor. Diğer o 2017'de öldürülen PKK'lı terörist iletişim fakültesinde okuyor. Üniversitedeyken zaten takibe giriyorlar çünkü PKK'nın doğrudan üniversite yapılanmasında aktif olarak rol alıyorlar. Okul biter bitmez o erkek terörist onların haber ajansında doğrudan PKK'ya iltisaklı, irtibatlı ne derseniz de işte o ajansta çalışırken bu sefer daha çok takibe girdiği için çareyi daha kaçmakta buluyor. Doğrudan artık örgün içerisinde silahlı eylemlere geçiyor. Şimdi bu arada bu hanımefendi, şu an milletvekili olan o Kaleşnikov'la fotoğraf veren kişi doktor oluyor. Doktorken bak o Diyarbakır'da çalışmış, tabii. Mardin'de çalışmış, Kızıltepe'de birkaç yerde çalışıyor. O dönemde de bizim tam o çözüm süreci denen süreçte yaptıkları ortada. Daha sonra o çukur eylemleri olarak tabir ettiğimiz hani Haziran veya işte Temmuz 2015 ile Kasım Aralık sürecindeki dönemde de çok acayip bir şekilde hem devletin yaptığı, Türk Sağlık Kuvvetleri'nin yaptığı, polisin yaptığı operasyonları engellemek üzerine bildiri dahil, gösteri dahil bütün olaylara katılıyor. Hem bu arada da o yaralanmış olan, tedavi ettiği olan PKK'lılara da yardım ediyor. Şimdi böyle bir isimden bahsediyoruz ve bu ismin Kandil'de ya da işte efendim dağda görüntüye çıktı. Şimdi bunları hatırlamamız lazım. Peki bu isim yani, nasıl mecliste giriyor? Bak, bir de o var ya. Şimdi o ayrı bir şey. O ayrı bir tartışabiliriz, bilmiyorum, konuşabiliriz. Ama bunun nedenini anlatayım. Süreyya Önder açıkça zaten şeyde söyledi. Öcalan soruyor adayları kim belirledi diye. Milletvekili listesi adaylarına. İmralı zabıtlarında. Tabii. He. Diyor ki başkanım adayları Kandil belirledi diyor. Evet, yani HDP aynen. listesini zaten Kandil belirlediğini ben şimdi, Sırrı Süreyya Önder direkt söylüyor. Ben bir olay daha anlatacağım zaten. Şimdi dolayısıyla hani bu Harran Üniversitesi'ndeyken yaptıklarını bile hatırlarsak o fotoğrafın bize ne söylediği ortaya çıkar. Onu söylemeye çalışıyorum. Değer ailesi meselesinin ötesine geçti Ceyhun Bey. Hı hı. Yeni bize anlattıklarından. Burada doğrudan örgütün kontenjanından örgüt üyesi olarak, örgüt militanı olarak o hiyerarşinin içinde. İçerisinde yer alıyor. İddiasında bulunuyor ve bu şimdi bu mahkeme süreci yani fezleke gidip dokunulmaz kalktıktan sonra bu da bu arada çıkacak itiraf ediyor. Şöyle sosyal bak, medya güzel. Profili TCA aktivisti yazıyor. TCA KCK terör örgütünün kadın yapılanmasıdır. Çok enteresan. Ya. Evet. Dolayısıyla kendi kesadan kendi afiş ediyor, söylüyor. Kendisini söylüyor. Yani bunları söyledikten sonra şimdi o ikinci fasla geçebiliriz. Hı hı. O ama başka bir tartışma konusu. Yani sen Cumhurbaşkanı'nın hani arkadaş biz terörist istemiyoruz bu Gazi Meclis'te cümlesini kurduktan sonra ki biraz önce İlker Bey yani önemli bir noktaya değindi. Aslında Taceddin Bey de. Biz HDP'nin ne olacağı konusunda sıradan faniler olarak değil mi? Merakla bekliyoruz. Ya bu örgüt çok özür dilerim. Parti mecliste duracak mı durmayacak mı? Kapatılacak mı kapatılmayacak mı? Parti kapatma zorlaştı. Dolayısıyla sadece mali yardım kesilecek. Birkaç kişiye yasak gelecek. Devam edecek mi etmeyecek mi? Tartışmalar içerisinde MHP'nin tavrını net görüyoruz. MHP diyor ki bu parti istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın AK Parti son grup toplantısındaki ifadesinden de anlıyoruz ki Gazi Meclisi'nin içerisinde terörist istemiyoruz cümlesinin bugüne kadarki en güçlü cümle olduğunu bu konuda. Yani HDP'nin kapatılıp kapatılmaması meselesinde ya da HDP'li vekillerin dokunulmazlığı kaldırılarak yargılanması meselesinde çok net bir tavır sergiledi mecliste yani meclisteki grup toplantısında. Şimdi burada bizim Anayasa Mahkemesi'ne atıf yapıldı. Şunu söylememiz gerekiyor. Mesela ben parti kapatmaya karşıydım ilkesel olarak. Hani dün sayın hocam Davutoğlu da diyor ya ben ilkesel olarak parti kapatmaya karşıyım dedi Ahmet Davutoğlu.
Evet, yani bunu söylemek çok konformist bir şey. Ben de yani bir siyasal tabii. partinin kapatılmasına karşı birisiyim. Türkiye'nin birinci partisi, hükümet kurmuş AK Parti'yi ya açılan kapatma davası sürecinde ne numaralar görüş, ne numaralar diye başlayıp ya da milli görüş gelenlerine gelen bütün partiler kapatıldı kardeşim diye başlayan birçok şey söyleyebiliriz. Yine HDP'nin de temsil ettiği önceki partiler kapatıldılar ne oldu diye. Evet. Fakat bu sefer şımarıklık o kadar büyük ki bizim gözümüze sokuyorlar o Kalaşnikov'u. Tamam? Yani bizim gözümüze sokuyorlar o make-up ayakkabıları. Bizim gözümüze sokuyorlar o adamların işte dağdaki, bayırdaki eylemlerini görüntülerini. Dolayısıyla burada artık iş hani geldik ya devlet başa ya kuzgun neşe. Peki bunun gereğini yapıyor mu devlet? Yapıyor. Yani terörle mücadele konusunda hiç olmadı. Yani İlker Bey tekrarın olsun. Yani biz 40-50 yıllık mücadelenin sonunda geldik. Terörle nasıl mücadele edeceğini gösteriyoruz. Çünkü evet. devlet bu sefer uyum içinde çalışıyor. Uyum içinde çalışıyor. Yani kendi içerisinde bir uyumu var. Önceden ateşin nereden geldiğini bile bilmiyorduk. Yani burada sana hadi orada terörist var deyip ateş et diye sufle veren, istihbarat veren neyse aynı zamanda öbür tarafta da aman ha orayı bombalayacaklar sen de oradan uzaklaş diyenler vardı. Yani içimizde sureti haktan olanlar vardı. Bunlar temizlenince şimdi devletle bir uyum var ve terörle mücadele ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.